Merhaba arkadaşlar Nurgül'ün tığ ve iğne yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet kanala da abone olma ücretsizdir arkadaşlar. Gördüğünüz bu renklerden çok güzel bir model hazırladım. Şöyle şu şekilde bakın modelimiz çok hoş ve zarif bir model oldu. Hardal hardar sarısının üzerine bu saks mavisi çok güzel açıyor. Şöyle modelimiz ara suyumuz da bu şekilde iğneden ta ara suyunu sade bile yapabilirsiniz arkadaşlar. Hiç ara suyu koymadan bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Model güzel bir model oldu yapımı da bir o kadar kolay arkadaşlar daha önce motif halinde farklılıklarını yapmıştık ama bunun yapımı çok kolay olduğu için bir de instagram üzeri istenil, istendiği için bu modeli sizlerle şöyle paylaşmak yapmak istedim Evet şimdi modelimizin anlatım kısmına geçerek modelimizin yapılışına başlayalım arkadaşlar. Evet ara suyu şu şekilde 5 tane yaptım arkadaşlar. Benimki model amaçlı. Ee, burası 7 tane ara mesafesi bıraktım. Şimdi sizle 5 yapalım. 7 biraz fazla gibi. İsteyen tabi bu şekilde benim gibi 7 de yapabilir. Şöyle şu şekilde. Şimdi 4 tanesini daha önce hazırladım. İlk başlar gibi başlıyoruz. Bakın tığ battılarımızı hazırladık. 696 nolu videomda tüm püf noktalarıyla tığlama işlemi mevcut oradan izleyebilirsiniz Şimdi bir tane ara suyunu göstererek başlayacağım tığ battığımızın içine sık iğne ile ipimi sabitleyip dört tane zincir çekiyorum Evet ilk başlarken aynen bu şekilde başlıyoruz şöyle sabitledikten sonra dört zincirden bir tane yuva oluşturuyorum bir zincirle şöyle ters tarafına döndüm bu yuvanın içine dört üç tane sık iğne yapıyorum 4 zincirli yuvanın içine 3 tane sık iğnemi yaptım 7 tane zincir çekiyorum 7 zincirimi ters tarafına çekip düz tarafına döndüm sabitliyorum evet. ara suyunun yapılışı bu kadar arkadaşlar bu şekilde oluyor 5 tane bu şekilde koyduk şimdi 7 tane 3'er zincirli tığ battı yapacağım şöyle 1 2 3 zincirimi çektim. Kapatıyorum. 3 zincir kapattım. 1 2 3 zincir 4 5 6 Şimdi arkadaşlar bu şekilde 2 4 6 7. 5 zincirden yapacağım. Bakın 2 3 4 5 zincir. 7. tığ battığı 5 zincirden yaptım ve 9 tane zincir çekiyorum. 4 5 6 7 8 ve 9. Şöyle ters tarafına çevirdim. Bakın bu 5 zinciri ortada kalacak. Hemen yanındaki 3 zincirli tığ battıya 9 zincirimi kapatıyorum. Şöyle dibine bir tane daha yapacağım. Bu şekilde olunca daha yüksek e, çiçeğimin uçları yere değmiyor arkadaşlar. Bakın sıkı iğne ile sabitleyip yanına bir tane daha sıkı iğne yaptım. Ve şimdi iki tane de bu şekilde yuvanın içine sık iğne yapacağım. Şöyle e, yerden temasını biraz daha yukarıda tuttuğu için bu şekilde hem bu tığ içine iki sık iğne hem de 9 zincirli yuvamın içine iki tane sık iğne yaptım şöyle dibine bir tane zincir çekiyorum şöyle bakın aparat olarak da bu yaptığımız tığımızın belimizin arka tarafını kullanacağım süt pipeti olur çay karıştırıcısı olur bu ebatta her türlü aparatı kullanabilirsiniz bakın bu 9 zincirli yuvanın içine şöyle bir 2 zincir çekerek dibinde 11 tane ilmek toplayacağım. 11 tane ilmekten yuva oluşturacağız. Şöyle dibinde 2 zincir, aparatıma taktım 3. 1 2 zincir 4. Aparatıma takıyorum. Şöyle 2 zincir 5. Aparatıma taktım şöyle bakın 2 4 6 dibinde 2 zincir 7 7 dibinde 2 zincir 8 dibinde 2 zincir 9 dibinde 2 zincir 10 ve yine yuvanın içine iki zincir çekiyorum 11 tane aparatıma topladım bu eksik veya fazla olmasın arkadaşlar yuva eksikliği olur o yüzden bu şekilde tam 11 olsun bakın şimdi buraya da şöyle iki tane sık iğne yapıyorum bakın 1 ve 2 Evet aynen Bakın sık. Bu zincir çekmeye başladığımız yuvamızın içine de sık iğne yapıyorum. Bu dönüşte yapmıştık. Bu bitişte de yapıyorum. Ve buraya da üçer zincirden 6 tane tığ battı mesafesi yapacağım. Bakın 3 zincirimi çekiyorum. Direkt buraya 1 2 3 zincir. Hemen boş olan tığ battıya zincir 1 2 3 zincirler sık olursa zürafa gibi çok güzel bir tığlama işlemimiz olur evet. tekrar 3 zincir şöyle kapattım Evet sayalım 1 2 3 4 5 6 şimdi 6 tane tığlamayı yaptık arkadaşlar ve yine dört tane zincir çekip başta gösterdiğim bu ara suyunu yapacağım bu ara suyunu da istediğiniz kadar yapabilirsiniz ve model amaçlı gösteriyorum beş tane siz yedi falan yapabilirsiniz size bağlı bir iki ve üç yedi tane zincir çekiyorum bu yedi zinciri artma işlemi olarak kullanıyorum boş olan sıradaki tığ battıya kapatıp evet fil dişimiz hazır. Yine 4 zincir sıradaki yuvaya kapattım. bir zincir dönüşlerde kolaylık olsun için bir zincirle dönüp bu 4 zincirli yuvaya bu şekilde 3 tane sık iğne yaptım. 7 zincir de zinciri kapatıyorum. Boş olan sıradaki yuvaya. Evet. iki tane yaptık. Bir tane de başta yapmıştık. Bakın bu şekilde. Ara suyumuz devam edecek. Bu 11 tane ilmeğimizde Bakın bu şekilde çıkardık. Şimdi bunların üzerine beyaz renkten üçer zincirden iki sıra yuva hazırlayacağız. Evet kirpiklerimiz hazır. Şimdi bu İlk kirpiğin arasına giriyorum. Sık iğne ile ipimi sabitliyorum. 3 tane zincir çekiyorum. 3 zincirimi hemen bu şekilde sık iğne ile sabitledim. 3 zincir. Bütün yuvaları bu şekilde tek tek üçer zincirden yuva hazırlıyoruz. Şöyle 3 zincir sıradaki şöyle 3 zincir 1 2 3 zincir sıkı sıkı kalıplayınca kalıp gibi çıkıyor bakın 3 zincir de muhakkak ipinizi esnetin arkadaşlar. Sadece sıkı yapmak önemli değil. İpi de güzelce esnetin. İncecik olsun. Evet tekrar şöyle hemen bir zincirle dönüşümü yapıyorum. Şöyle ters tarafına buraya sadece sık iğne yapacağım. Bakın. Şöyle bu şekilde kenar kısmı hem de yere değmemiş oluyor tümseklik. Geri kalan kısma da yine şöyle 3 zincirden yuvalar hazırlıyorum. 3 zincir 1-2-3 Sıradaki Bu beyaz yuvaların tepe noktasına giriyoruz. Bakın. Yeşil yuvalara asla girmiyoruz. Sadece üçer zincirden oluşturduğumuz beyaz yuvaların içine giriyoruz. Şöyle Üç zincir, sıradaki yuvaya bir, iki, üç. Şöyle bir, iki, üç. Son yuvamız kaldı. Üç ve son yuvamıza da girdikten sonra arkadaşlar, bakın burada yeşil yuvaya giriyorum ki tümsek Hani şu dönüşte sık iğne ile döndük yüksek oldu ya bunu da bu şekilde hem daha düzgün meyilli olması için direkt burada ters kırmızı olduğu için şu ipimi ipi de şöyle tersten bırakırsanız şimdi bunu bu şekilde yapmazsak mesela altından girsem öne gelecek O yüzden ara kısmından şöyle bir tane sık iğne yapıyorum bu şekilde bir zincirimi çekip ipimi kestim Evet beyazdan da bu şekilde bunu hardar sarısıyla da yapabilirsiniz arkadaşlar veya herhangi tülbentiniz hangi renkse o renkten de yapabilirsiniz bu beyazları hemen üst çiçek kısmını yapalım Evet şimdi arkadaşlar şu son kısma hani sık iğne yapmıştık ya uğraşarak oraya giriyorum Bakın, bu şekilde sonra yuvanın içine giriyorum bu üç zincirli ilk yuvanın içine girip sık iğne ile ipimi sabitledim ve buraya altı tane zincir çekiyorum şöyle ipimi güzel esnettim zincirleri de sıkı sıkı çekiyorum Evet, 3 tane altı zincirden kirpik yapalım buraya. Şöyle bu ikinci tekrar altı zincir altı zinciri kapatıp bu şekilde ve üç tane zincir çekip ters tarafına döndüm bu son yaptığımız bu altı zincirli kirpiğin içine giriyorum sık iğne ile sabitleyip üst kısma çıkıyorum 8 tane zincir 6 7 ve 8 hemen ilk bakın ilk kirpiğin içine sabitliyorum ve yanına bir tane daha sık iğne yapıyorum dönüşler yukarı sıyrılmadan kalıp gibi duruyor bu şekilde deneyin arkadaşlar zinciri kapattığınız yerin hemen yanına bir tane daha sık iğne yaparak şöyle güzel durmasını sağlayın Evet 1 2 zincir kapatıyorum Buraya 8 tane zinciri, 8 tane de ikizşer zincirli kirpik oluyor. Öbürünü saymıştım arkadaşlar sizler için ne kadar oluyor diye. Yine aynı şekilde sayalım 5 oldu. Şöyle 6 7 Bakın ve 8. 2 zincirimi kapatıyorum buraya. 8 tane oldu. Hemen bu 6 zincirli Yuvanın tam ortasından girip hiç zincir çekmeden sadece sık iğne yapıyorum. Şöyle bir bakıtayım arkadaşlar. Bakın yaptığımız bu şekil oluyor. Ve 4 zincir çekiyorum. Beyaz kısımdan bu bir tane yuvayı bırakıp şu ikinci yuvanın içine sabitliyorum 4 zincirimi. Aynısından buraya çiçek oluşturacağız. Bir tane atlayıp bir tane çiçek oluşturuyoruz. 6 zincir. Kapatıyorum bu beyaz yuvaya. Yine 6 zincir. 5 ve 6. Tekrar 6 zincir. Kapattım bakın. 3 tane 6 zincirden kirpiği oluşturunca hemen şöyle 3 zincirle ters tarafına çevirip Son yaptığımız yuvanın içine sabitliyorum. 8 zincir. 5, 6, 7 ve 8. 8 zinciri yuvanın içine giriyorum. Bu şekilde sabitleyip ve sık iğne ile sabitledim. 2 tane zincirimi çektim. Hemen sabitliyorum. Bakın. 2 zincir iki zincirimi çekiyorum 3 4 5 6 7 ve 8 hemen sonuncu bakın sonra hiç zincir çekmeden direkt bu Son yaptığım kirpiğin içine sık iğne ile sabitliyorum. Bakın ikinciyi de hazırladık. Zincir sayıları aynı arkadaşlar. Yapılı şekli de aynı. Aynı şekilde yine 4 zincirle şöyle ara köprü zincirimiz 4. Bir tane bırakıp ikincinin içine sık iğne ile sabitliyorum. Buraya da aynı şekilde 6 zincir çekerek 3 tane kirpik yapacağım. Şöyle 1 2 3 4 6 zincir Tekrar 6 zincir 6 zincirimi 1 2 3 zincir Ters çevirip sabitledik. 8 tane zincir buraya yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum. Hemen yanına bir tane daha sık iğne yapıyorum. iki zincirle düz tarafına dönüp 8 tane kirpik yapacağım bu 8 zincirli yuvamın içine. Bu 1 2 3 4 2 zincir 5 2 zincir 6 2 zincir 7 2 zincir ve 8 Evet 8 tane yine 2 zincirimiz hazır. Hemen bunu yine bu son kirpiğin içine sık iğne ile sabitleyip 4 zincirimi çektim. Bir tane bırakıp ikinci beyaz yuvanın içine sabitliyorum şöyle altı tane zincir altı zincirimi kapatıyorum bu ilk kirpik ikinci bir iki üç dört beş ve altı üç tane zincir çekiyorum hemen çevirdim bu sık iğne ile sabitledim. Yani sonuncu kirpiğimin arasını sabitleyip 8 tane zincir çekiyorum. İlk yuvaya 8 zinciri sabitleyip hemen yanına bir sık iğne. Aynı yuvanın içine bir sık iğne daha. Şöyle 1 ve 2 zincir düz tarafını çeviriyorum. 1-2 zincir sık iğne ile sabitliyorum 3 4 5 6 7 ve 8 şimdi bu son kirpiğin içine sadece sık iğne ile giriyorum bakın geri dönüşte 3 zinciri kapattığımız yerin içine sadece sık iğne ile zincir çekmeden geçiş köprüsü olarak da 4 zincir bir tane bırakıp sonuncu yuvanın içine de sabitliyorum sık iğne ile ve yine 6 zincirden buraya 3 tane kirpik yapacağım. Evet bu birinci 1 2 3 4 5 6 2. 3 4 5 6 Bu da 3. kirpiğimiz. Şöyle bismillah. 1 2 3 zincir. Çeviriyorum. Son yuvanın içine 4. 8 tane zincir. 6 7 ve 8. Hemen ilk yaptığımız baştaki kirpiğe kapatıp yanına muhakkak bir sık iğne daha. iki zincirle düz tarafına döndüm. Bu 8 zincirli yuvanın içine 8 tane 2 zincirden kirpik oluşturuyorum. 2 3 dört, beş, altı, yedi, sekiz. Bir zincir çekmeden son bu kirpiğin içine bir tane sık iğne yapıyorum. Şöyle bir zincirimi de çekip ipimi koparıp bakın çiçeğimiz hazır arkadaşlar. Şöyle bakıtayım çok da güzel açtı pembe de yakıştı arkadaşlar şöyle şu ipleri yakayım temizleyeyim gelin hep beraber bakalım inşallah Evet arkadaşlar şimdi orta kısmındaki çiçeği yapacağız şöyle ipimi tığıma tutturdum şu 5 zincirden ortaya yapıp sonra 9 zincirle döndüğümüz şu orta kısımdaki nokta hem de bu boşluğu da kapatabilir şöyle 5 zincirli yuvaya sık iğne ile sabitledim ve 5 zincirden oluşan 5 tane kirpik yapacağız. 5 zincirimi buraya kapattım. Bu ilk 1 2 3 4 ve 5. 5 zincirimi sık iğne ile sabitledim. Evet. Bu 3 tekrar 5 zincir. atıyorum yine 5 zincir buraya yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum ve bir tane de zincir çekiyorum arkadaşlar İpimi şöyle yakından kopartayım evet. bu şekilde şimdi şu boşluğu da bunun üzerine Şöyle kaldırınca bakın arkadaşlar, bu kısmı kapattı beş kirpik. Şimdi ipleri yakınca daha net yapışacak şimdi buraya arkadaşlar bu şekilde. Evet gerçekten modelimiz çok güzel oldu arkadaşlar. Gözümüz, gönlümüz açıldı deriz ya şöyle. Yakın plan tutayım büyüttüm arkadaşlar. Aslında model bu kadar büyük değil. Kocaman olmuş falan diye yorumlara yazmayın. Ekranı büyüttüm daha net göresiniz diye en az ikiye getirdim sanırsam. Şöyle bakın. Bir karşıdan. Renkleri çok tatlı oldu arkadaşlar. Tabii ki bunlar bir ütülenince arka tarafından şöyle zaten ütüye de gayet giden bir model oldu. Şöyle. Bakın yakın plan göstereyim. Şuralar falan yapışacak ütüde tabii ki daha zarifleşecek. Şöyle de yan yana tutayım. ara suyunu tabii istediğiniz yapabilirsiniz. Sadece tığ battı dahi yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok hoş oldu. Ben çok beğendim arkadaşlar. Küçülteyim biraz ekranı bir buçuğa indireyim. Çok fazla büyütmüşüm. Evet. Şöyle gerçek haline bakalım. Bakın bu kadar. Demin gösterdiğim ekranda büyük haliydi. Şimdi küçülttüm. Masa üstünde daha net gözüksün diye yapmıştım. Evet şöyle bir de sallantılı haline bakıtayım sizlere. Gerçekten çok hoş oldu arkadaşlar. Yani yaptığınızda daha iyi anlayacağınıza eminim. Şöyle modelimizin görünüşü bu şekilde ama çok güzel bir model hazırladım sizler için. Çıtı çok tatlı bir model. Yapımı da gördüğünüz gibi bir o kadar kolay hemen yaptık bildiğiniz bu daha önce gösterdiğim kirpikli böyle su taşları gibi oldu önceden yapılan su taşı örnekleri gibi çok da hoş oldu sizler demekler için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim Allah'a emanet olun arkadaşlar şöyle hoşçakalın.